Borsa İstanbul sunar. Efendim 6 Haziran Salı, ben Sami Altınkaya. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'e hoş geldiniz. Günaydın diyorum öncelikle. Güzel bir gün olsun, güzel bir haftayı geçirelim. Hep birlikte artık belirsizliklerin ortadan kalktığı bir döneme girdik diyoruz. Ekonomi politikaları çünkü böyle kıyısından köşesinden artık ne olacağı belli olmaya başladı. Takım kuruluyor. Bu A takımı, önemli bir A takımı. Genç bir kadrodan oluşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesi ve bu genç kadro liyakatli kadrolardan oluşuyor. Siviler bu yönde, yapılanlar, geçmişte yapılanlar bu yönde ve liyakat dediğimiz işte buradaki ön plana çıkan bir kadro var diye en azından şu anda gördüğümüz tablo bu. Eğer bir de bu kadro yetkilerini kullanır, sorumluluklarını yerine getirirse işte o zaman Türkiye yüzyılında gerçekten amacına ulaşan bir icraatları gerçekleştirir. Şimdi bugün programda bana eşlik edecek olan konuklarım. Öncelikle ilk saat diliminde Sadık Mazanoğlu, Osmanlı Yatırım Uzmanı bizlerle birlikte olacak. Kimle beraber? Hüseyin Selimler hocamızla beraber olacak. Ardından Talip Sarıçam, eski bankalar yeminli murakabı bizlerle birlikte olacak. Ekonomist Selma Akdoğan ve yönetim danışmanı Selma Akdoğan'la birlikte de yine Hüseyin Selimler hocamız, Sadık Mazanoğlu, böyle bir keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz 45 dakika boyunca. Şimdi ama gelelim bugün isterseniz ekonomi gündemine. Ekonomi gündeminde özellikle Borsa İstanbul cephesi, borsada bir şimşek etkisi oluştu. Bu şimşek etkisi Mehmet Şimşek'in tabii ki ekonominin kaptanı olmasıyla başladı ve Borsa İstanbul'da %2.31'lik bir yükseliş, BIST 100 endeksi 5.233 puanla güne başlayacak. Dün kapanışta buydu. Ve Borsa İstanbul'da 118.26 puanlık bir yükseliş var. Bankacılık endeksi 3.57, holding endeksi 2.17 artış kaydetti. Tüm sektörler yükselirken en fazla kazandıran sektör bankacılık sektörü oldu. Geçen haftaki son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi %3.13 değer kazanarak 5.114.97 puandan kapanışını gerçekleştirdi dün itibariyle. Şimdi analistler küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta yapılacak faiz artırımını yapmayabileceği, teğet geçebileceği yönünde bir görüş bildirdiler. Ama hala bir 25 puan cepte duruyor. Borç limiti krizinin arkada kalmasının ardından açıklanan makroekonomik verilerdeki sinyaller piyasaların yönünü etkiliyor. Cuma günü bir takım veriler açıklandı ABD'de. Cuma günü açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam 339 bin kişi artarak beklentileri aşarken işsizlik oranı %3.4'ten %3.7'ye yükseldi. Bu birazcık endişe verici ama çok şiddetli bir zarar olacağı düşünülmüyor. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise %0.3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İstihdam beklentilerinin üzerinde artmasına karşın, istihdam beklentileri üzerinde arttı. Yani daha çok insan iş buldu Amerika'da. İşsizlik oranındaki artış bu biraz tabii düşündürdü. Ücretlerdeki yükselişin yumuşamasıyla Fed'in gelecek hafta faiz artırımlarını ara verebileceği bekleniyor. Yani orada bir iş bulma problemi, şöyle bir durum var Amerika Birleşik Devletleri'nde. İş var, çalışmak isteyen insan sayısı az. O yüzden ücretlerdeki bir yükselme bunu zaten gösteriyor. Bu arada 5100 ve 5000 puanın destek konumunda olacağını söyleyelim Borsa İstanbul'da. Bankaların gelecek hafta %78 ihtimalle politika faizini özellikle serbest bırakacağı tahmin ediliyor. Sabit kalacağı tahmin ediliyor politika faizinin önümüzdeki hafta. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini devralan Mehmet Şimşek'in dünkü sözleri ilginçti. Mesela şu açıklamayı yaptı Mehmet Şimşek.
evvelsi günkü sözleri ilginç. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uygunluk temel ilke. Şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara, kurallara uygunluk. Yani dünyaya böyle bir mesaj verdi. Dört önemli ilke. Ve ekonominin rasyonel politikalara geri döneceği yönünde açıklama yaptı. Başka da çıkış yolu olmadığını söyledi. Dünya genelinde hizmet sektörü, birleşik satın alma PMI endeksleri, Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirteceğiz. Ve bunun dışında da piyasalara bir göz atacak olursak şunu görüyoruz. Borsa İstanbul 5372 seviyesinde bir kapanışı gerçekleştirdi. Bakın Cuma 5114, bir önceki gün 5233, yani pazartesi kapanış 5233'tü. Gördüğünüz gibi dün kapanışında da 5372 seviyesinde Borsa İstanbul'da kapanışını gerçekleştirdi sevgili izleyiciler. Dolar TL'de 21.57, Euro TL'de 23.12, sepet kur 22.35 ve gram altında da 1359 var. Dolar kuruna dikkat ederseniz bankalar arası kurla serbest pazar arasında, serbest piyasa arasında kur arasında da artık bir makas farklılığından bahsedilmiyor. 21.57. Bu 22'lere, 23'lere, muhtemelen 24'lere kadar çıkma ihtimali yüksek görünüyor. Şimdi devam edelim. Dolar endeksi geriledi. 103.97'ye DXY'da bir geri çekilme var. Euro dolar paritesi 1.07. Pound dolar 1.24. Pound dolar karşısında değer kazanmış. Dolar yen karşısında ve İsviçre frankı karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. Dolar yen paritesi 139.55 ve dolar İsviçre frankı 0.90 seviyesinde. Uzak Doğu piyasalarına bakalım. Uzak Doğu piyasalarında durum ne? Uzak Doğu piyasalarında Çin Şangay Borsası 3.233, Japonya Nikkei 32.300, Hong Kong 19.197, Güney Kore 2.395, Hindistan Borsası 62.770 seviyesinde. Genelde yukarı yönlü bir hareket var Uzak Doğu borsalarında. Amerikan borsalarına bakalım. Amerikan borsalarında Dow Jones Endeksi 33.128, S&P 500 ve Nasdaq düşüşte 4.281, S&P 500, Nasdaq'ta 14.588. Gene yatay seyir diyelim, devam ediyor. Tahvil faizlerinde son durum ne? Hemen ona bir bakalım. Tahvil faizlerinde 2 yıllıklar 4.49'a çıkmış, 10 yıllıklar 3.70 ve 30 yıllıklarda 3.90. Onlar da 4'ün altında. Peki emtialarda durum ne? Başta altın fiyatları olmak üzere. Hemen bakalım ona da. Altının ons fiyatı 2000 doların altında yine. 1959 dolar. Brent petrol 76, ham petrol 71 dolar seviyesinde alıcı buluyor. İşlem görüyor daha doğrusu. Peki kripto piyasalarında Bitcoin tabii ki burada amiral gemi. Bitcoin 27-26 binlerden 25 binlere kadar düştü. Bu 25 bin seviyesi destek seviyesi. 25.739'dan gene yukarıya doğru yönünü çevirmiş. Bitcoin TL 556.658 liradan işlem görürken Ethereum 1.811 dolardan işlem görüyor sevgili izleyiciler. Şimdi yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreve başlama töreni gerçekleştirildi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada biliyorsunuz birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. yasama dönemi resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek saat 16'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak Anıtkabir özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'in ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen göreve başlama törenine katılarak burada açıklama yaptı. Seçim meydanlarında halkımıza verdiğimiz sözlerin hepsinin takipçisi olacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi neyi vaat etmişsek inşallah tek tek bunları gerçeğe dönüştüreceğiz. Beştepe'ye Erdoğan'ın konvoyuna atlı tören birliği eşlik etti. 101 pare top atışı gerçekleştirildi. Beştepe'deki göreve başlama törenine 78 ülkeden üst düzey katılım oldu. 21 ülke devlet başkanlığı, 13 ülke başbakanlık düzeyinde katılım gösterdi. Törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konuklar onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikisi dışında tüm bakanların yerini değiştirdi ve yeni kabinede açıklandı. Türkiye 100 yılı hedeflerimize ulaşmak için birlikte yol yürüyeceğimiz yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu. Değerli dostlar, işte bu isimlerden oluşan yeni kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Evet, hakikaten ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Yeni kabine, genç bir kabine, yaş ortalaması bugüne kadar benim takip ettiğim en genç kabine diyebiliriz. Ve daha önceden sadece Sağlık Bakanı'nın ve Turizm, Kültür ve Turizm Bakanı'nın Mehmet Nuri Ersoy'un ve Fahrettin Koca'nın koltuklarını koruduğunu görüyoruz. İkisi de özel sektörden gelmiş iki değerli isim. Onun dışında bakan yardımcılarının bakan olması tabii ki gündeme geldi, söz konusu. Ve kabinedeki bakanlara da başarılar diliyoruz. Bu biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonunda açıklandı kabine ve kabinenin tabii ki en önemli isimlerinden biri de Mehmet Şimşek'ti. Şimdi iş dünyası temsilcileri yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakın neler söylediler. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak 13. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanan Recep Tayyip Erdoğan yeni Bakanlar Kurulu listesini paylaştı. İş dünyası temsilcileri de göreve gelen bakanlarla ilgili yorumlarda bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, yeni kabinede ekonomi yönetiminin ticaretin dinamiklerini iyi bilen, gerek yurt içinde gerekse uluslararası arenada güven duyulan isimlerden oluşmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyorum dedi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan yeni bir icraat döneminin başladığını belirterek kaybedecek vaktimizin hiç olmadığı gerçeğinden hareketle ülkemizin ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin önceliğinin ekonomi ve üretim hayatımızdaki sorunların çözümü olması gerektiğine inanıyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç yeni kabinenin özel sektörün beklentilerinin ötesinde Türkiye'ye yeni vizyon ve marka değerleri kazandıracağını, 20 yılın üzerine gelecek 100 yılı inşa edeceğini vurguladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkolsa, ülkece el birliğiyle üretmemiz ve her zamankinden daha fazla çalışmamız gereken bir zamandayız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları, işçi, işveren, kamu ortak faydası ve sosyal diyalog ekseninde tüm paydaşlarla iş birliği içinde yürüttük. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve çalışma hayatımız için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşme sonrasında konuşan NATO Genel Sekreteri, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü uzlaşıların altını çizmek istiyorum değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Stoltenberg, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldıklarını belirterek İsveç'in Türkiye'nin endişelerini gidermek için adım attığını dile getirdi. Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu söyleyen Stoltenberg, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki üçlü uzlaşıların altını çizmek istediklerini söyledi. Öte yandan İsveç'in NATO'ya dahil olması haline bunun herkesi güçlendireceğini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak mekanizmanın güçlü bir şekilde devam etmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi. Son olarak Stoltenberg, birkaç ay önce korkunç yıkıma neden olan depremin ardından dayanışma göstermek adına Türkiye'ye geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in verilerine göre üretici ve tüketici fiyatlarındaki gerileme eğilimi Mayıs ayında da devam etti. Bu devam etmedeki en önemli etken tabii ki doğal gaz faturalarının hesaplara yansımaması. Tüketici fiyatları Mayıs ayında aylık %0.04, yıllık bazda %39.59 artış kaydetti. Fiyatlar 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise %63.72 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün %37.1 ile patates ve bazı yumru bitkiler olurken en fazla fiyat düşüşü ise %100 ile şehir gazı ve doğal gazda oldu. Bunda temel neden Mayıs ayında TÜFE hesaplamalarında doğal gaz için sıfır fiyat yöntemi uygulanması oldu. Özel kapsamlı işlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler ve tütün altın hariç TÜFE göstergesi olan B endeksi Mayıs'ta aylık %3.60, yıllık %47.70 yükseldi. Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkilerle tütün ürünleriyle altın hariç TÜFE göstergesi olan C endeksi ise aylık %4.25, yıllık %46.62 artış kaydetti. Öte yandan bu ayda üretici fiyatlarında da aylık %0.65, yıllık %40.76 artış yaşandı. Maliyetler 12 aylık ortalamalar baz alındığında ise %95.80 arttı. Aralık 2022'ye göre son 5 ayda artış ise %7.81 olarak hesaplandı. Aylık baza bakıldığında en fazla fiyat artışı %7.36 ile 4 ana sektörden elektrik, gaz üretim ve dağıtımında gerçekleşirken su temini %0.71 ile en az artış olan sektör oldu. En az artış ara malında olurken en yüksek artış %7.36 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımında gözlendi. Dünya Çevre Günü dolayısıyla Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği Bebek Parkı sahilinde deniz kıyı temizliği etkinliğiyle çevre bilinci ve farkındalığına dikkat çekti. Geri Dönüşüm ve Geri Kazanımcılar Derneği üyeleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Bebek Sahil'de bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşları ve dernek üyelerinin haricinde dizi ve film sektörünün önemli isimlerinin de bulunduğu etkinlikte amaç denizden çıkarılan atıkları toplayarak kıyıda sergilemek ve farkındalık oluşturmak. İnsanları bilinçlendirmek adına düzenlenen bu etkinlikte açılan standta denize atılmayan ürünlerin geri dönüştürülebilme evrelerini görüyoruz. Evet, burada denize atılmayan ürünlerin nasıl granül haline getirilip günlük hayatta kullanabildiğimizi görüyoruz. Denize atılmayan ürünler elverişli ortamlarda geri dönüştürüldüğünde günlük hayatta kullandığımız iplere, kalıplara, hayvan barınaklarına ve hatta sandalyelere dönüştürülebiliyorlar. Burada gördüğümüz elbise de denize atılan plastiklerin ardından yapılmış ve tamamen farkındalık oluşturmak için düzenlenmiş bir elbise. Dernek Başkanı Fatih Eren, dikkat çekici eserler ve ürünlerle toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen etkinliğe ilişkin bilgi verdi. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü, biliyorsunuz. Biz bugün geri dönüşüme dikkat çekmek için böyle bir organizasyon dizayn ettik. Bu organizasyonda tabii toplumun inanılmaz şekilde dikkatini çekti. Amacımız geri dönüşümün evlerde başladığını aslında anlatmak. Biz hiçbir atığın çöp olmadığını iddia ediyoruz. Hayatımızda kullandığımız ambalaj atıklarının %95'i yakını geri dönüştürülebilir. Yeter ki bunlar evlerde ayrışsın. Ülkemizde ve maalesef dünya genelinde herkesin özenli olması gereken ancak çok da önem verilmeyen bir konu deniz kirliliği. Deniz kirliliği sizce bizi ve dünyamızı nasıl etkiliyor? Dünyamız dışında oksijen olan başka bir ülke yok. Dolayısıyla ülkemizi hoyrat bir şekilde kullanmamamız gerekiyor. İşte önümüzdeki günlerde yaz geldi, biliyorsunuz. Önümüzdeki günlerde piknik serüvenleri başlayacak. Herkesin piknikte en azından tükettiği ambalaj atıklarını hoyrat bir şekilde çevreye atmaması gerekiyor. Çünkü piknik alanları bize her zaman lazım. Yarın tekrar geldiğinizde pistin içerisinde oturmak istemiyorsanız bugün için kendi ambalaj atıklarınızı
doğru bir şekilde istifleyip ambalaj atığı noktalarını bırakmanız gerekiyor. Denizler keza gene öyle. Denize atılmış olan atıklar aslına bakarsanız hiçbir yere gitmiyor. Denizin tabanına çöküyor ve oradaki yaşam döngüsüne zarar veriyor. Denizden çıkan atıklarla tasarladığı elbiseleri sergileyen stilist Beyza Tıngıroğlu da tasarımlarının amacını paylaştı. Her atık aslında bir geri dönüştürülebilir malzemedir. Biz buna dikkat çekmek amacıyla bir elbise tasarlamak istedik. Aslında bizim amacımız her atığın bir geri dönüştürülebilir malzeme olduğunu ve her şeye dönüştürülebileceğini simgelemekti. Bebek Parkı sahilinde düzenlenen etkinlik, dalgıçların atık toplamak üzere dalış yapmasıyla sonlandı. Hiç gerek kalmasa değil mi bunları toplamaya? Bazen trafikte görüyorum, arabanın camını açıp dışarıya elindeki su pet şişeyi atan ya da elindeki kağıt peçeteyi dışarıya atan çok sayıda insan var. Ne gerek var buna? Sadece yarın için değil, yarın derken çocuklarımıza kirli bir dünya bırakmak bir kere daha düşünmek lazım. Şimdi Goldman Sachs 12 ay sonrası için dolar TL tahminini yükseltti ve bakın hedef ne gösterdi. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs yeni hükümetin para politikasında yapması beklenen değişikliği dikkate alarak dolar TL kuru için 12 ay sonra ilişkin tahminini 22'den 28'e yükseltti. Banka analistlerinin müşterilerine yayımladığı notta Mehmet Şimşek'in yeni Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla para politikasının daha ortodoks yöne kayma olasılığının arttığı belirtilirken tek seferde büyük bir faiz artırımının olasılığının kuvvetlendiği vurgulandı. TL'nin ne ölçüde zayıflayacağından çok bunun zamanlamasının önem arz ettiği vurgulanan notta kur tahmininin gelecek 3 ay için 19'dan 23'e, 6 ay için 21'den 25'e ve 12 ay sonrası için 22'den 28'e yükseltildiği belirtildi. Analistler gelişmelere bağlı olarak 28 seviyesinin daha kısa sürede de görülebileceğini ancak tahminlerden daha yüksek bir faiz artırımı halinde TL'nin beklenenden daha az değer kaybedebileceği kaydedildi. Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi Nisan'da yıllık bazda %1'e geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Nisan ayı üretici fiyat endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre Euro bölgesinde üretici fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %3.2 düşerken yıllık bazda %1 artış kaydetti. Piyasa beklentileri üfenin aylık bazda %3.1 düşeceği, yıllık bazda ise %5.9 artacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde bölgede yıllık bazda üretici fiyatları dayanıksız tüketim mallarında %10.9 artış gösterdi. Üretici fiyat endeksi Avrupa Birliği'nde ise Nisan'da aylık bazda %2.9 geriledi. Yıllık bazda %2.3 yükseldi. Avrupa Birliği ülkeleri arasında üfe, Nisan'da yıllık bazda en fazla %41.7 ile Macaristan'da, %22.7 ile Letonya'da, %18.2 ile Slovakya'da yükseldi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, enerji maliyetlerindeki hızlı düşüşün Avrupa'da enflasyonun yatıştırılmasına yardım edeceğini savundu. Visco, şirketlerin karlarını artırmak için fiyatları çok uzun süre yüksek tutmaya çalışmamaları konusunda uyardı. Avrupa'da Mayıs ayı hizmet PMI verileri Almanya dışında yavaşlama işareti verdi. Avrupa'da hizmet PMI verilerinde büyüme sürerken Almanya istisna olmak üzere büyüme hızında yavaşlama yaşandığını gösterdi. Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi konumundaki Almanya'da Mayıs ayı hizmet PMI 57.2'ye yükselirken veri öncesinde 57.8'e yükseleceği yönündeki tahminlerin gerisinde kaldı. Hizmet ticaretindeki artışta güçlü talep ve müşteri sayısındaki artış etkili oldu. Bu durum hizmet sağlayıcılara artan maliyetleri fiyatlara daha fazla yansıtma imkanı tanıdı. Aynı ayda Euro bölgesi hizmet PMI 55.1 puan seviyesine gerileyerek 55.9'a sınırlı gerileme olabileceği tahminlerinin altına indi. Endeks Nisan'da 56.2 puan seviyesindeydi. Bununla birlikte endeks genişleme bölgesine kalmaya devam ederek büyüme hızındaki yavaşlamaya rağmen güçlü kaldı. Öte yandan Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de de Mayıs ayında hizmet PMI tahminler doğrultusunda 55.2 puana geriledi ama genişleme bölgesine kalarak gücünü korudu. Veri öncesinde endeksin Nisan ayındaki 55.9 puandan 55.1 puana gerilemesi öngörülüyordu. Genel olarak Avrupalı hizmet üreticilerinin yıl boyunca ileriye dönük beklentilerinin olumlu olduğu gözlendi. Efendim şimdi kısa bir reklama gidelim.
Borsa İstanbul devam edecek. Borsa İstanbul devam ediyor. Evet efendim, şimdi Hüseyin Selimler Hoca, Profesör Doktor Hüseyin Selimler stüdyoda konuğum. Hocam bir salı klasiği, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sonra klasiklere klasikler katılacak. Selma Hanım bize dahil olacak. Evet. Sadık Mazanoğlu bize dahil olacak. Ve programımız böyle bir keyifli bir şekilde gidecek. Şimdi tabii ki rakamlar, veriler gündemi çok konuşuluyor ama enflasyonla başlayalım. Geçtiğimiz hafta yoksulluk endeksi açıklandı. Asgari ücretin çok üzerinde, yani 10 bin liranın üzerinde bir rakam var. Hatta profesör maaşının da bu geçinme endeksi olan 30 bin liranın altında kaldığı ifade edildi. Yoksulluk sınırının, evet. Yoksulluk sınırının altında. Ve dün de enflasyon rakamları açıklandı. Ama dünkü enflasyon rakamlarında sanki bir böyle bir nüans var. Bu nüans ne? Tabii dün enflasyon 0.04 geldi. Beklenti o şekildeydi. Yani beklentiler paralelinde gerçekleşti ama oradaki düşüşün kaynağı da zaten konut. 12 tane enflasyonda grup var. Bunlardan biri grup, bir grup konut. Konutun payı da yaklaşık %13.66. Bunun içinde ne var? İşte kiralar, elektrik, doğalgaz var. Doğalgazdaki düşüş. Dolayısıyla bu doğalgazın Mayıs ayında bedava hale getirmesinden dolayı konut sektöründeki, konut grubundaki fiyat düşüyor, 13.70'lere vardı. Bu da enflasyon genel rakamını etkiledi. Enflasyon 2 puan civarında etkiledi. Yani biz normal şartta enflasyonun 2.10 civarı gelmesi bekleniyordu. 0.04 geldi. Ben şimdi bir 0 bekliyordum ama. Eksi de gelebilirdi. Tabii burada şimdi enflasyon baz etkisinden dolayı düştü. Şimdi neyine sevinmeliyiz? Enflasyon düşmesi fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Birincisi bu. O kural. Zaten siz de biraz önce fiyatlardaki bildiniz. Artış hızında bir azalma var. Azalma var, evet. Birincisi bu. İkincisi, doğalgazdaki Mayıs ayında fiyatların sıfır olmasından dolayı birçok konutta kullanımdan dolayı doğalgaz ücreti alınmadı. Ama kimden bu transfer oldu? Emekliden, asgari ücretten, memurdan. Neden? Nereden ödedi? Hazineden ödendi. Tabii ki. Bizim ilk 4 aylık Mayıs ayı dahil %15 civarında enflasyon oranımız geldi. Temmuz ayında emekli maaşı, memur maaşı, asgari görüşmeleri enflasyon baz alınarak, özellikle emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon dikkate alınarak veriliyordu. Orada 2 puan buradan kırpıldı. Şimdi doğalgazda ücret alınmaması bakanlık bütçesinden karşılandı. O zaman şunun açıklanması gerekiyor. Biz doğalgazdan bakanlık bütçesinden ne kadar karşılandı Mayıs ayında? 2 puan emekli ve memur maaşında artıştan kıstığımız ne kadar? Yani biz burada memur emekli maaşından 2 puan kestik ama doğalgazı kimlere yaptık? Her türlü kesime, yani fakirine de zengine de yaptık. Dolayısıyla biraz da kaynak transferi olmuş oldu. Ama rakamlar şeffaflık temel ilkeye bu dönemde. Bizim orada neye bakmamız lazım? Emekli 2 puandan dolayı devletin tasarruf ettiğine kadar, doğalgazdan dolayı bütçeden ne kadar karşılandı? Eğer buradaki rakam bize gerçekten doğru mu değil mi? O konuda bilgi verelim. Hocam, enflasyon rakamı düştüğü için Temmuz'daki mesela maaş zamlarına da otomatik olarak vatandaşın aleyhine yansıyor. Yansıyacak. Tabii, çünkü 6 aylık enflasyon önüne %20 gelseydi refah payı %25 çekecek. Şimdi 5 ay 15 oldu. Aşağı çekti. Haziran ayında da zaten baz etkisi olacak muhtemelen. 17 olacak. Refah payı 20 dersin olacak. Çünkü ona göre 2 puan şu an eksiyle başladık. Refah payı olarak tamamlanabilir. Ama şu an 2 puanlık pay doğalgazdan dolayı emekliden, memurdan ısınmak isteyenlere transfer olmuş oldu. Peki bu doğalgaz indirimi herkese yapıldı. Yani orada da bir gelir dağılımı bozuk. Mesela benim bana etkisi doğalgaz 25 lira geliyordu ocaktan sitenin olduğu için. Benden değil de daha çok ihtiyacı olan daha fazla indirim yapılsaydı, daha sürekli indirim yapılsaydı. Seçim öncesi bu kadar. Peki hocam, yeni yönetim, ekonomi yönetimi, yeni kabine ne dersiniz? Şimdi şöyle, Mehmet Şimşek bu konu tecrübeli. Gerek daha önce bakanlık görevinde bulunması, gerek uluslararası anlamda bir kredibilitesi olan kişi. Ama Türkiye'de bizim yöneticilerdeki sıkıntı şu, bir liyakattı. Liyakat anlamında baktığımız zaman Sayın Şimşek'in böyle bir sıkıntısı yok. Hiçbirini görmüyorum yok. Ben.
Ama sıkıntı şu, oraya gelen kişilerin bağımsız olarak bu politikayı uygulayabilecek yetkinlikte olması. Hocam siz Mehmet Şimşek'in yerinde olsaydınız böyle bir yetkiyi almadan bu sorumluluğu alır mıydınız? Ya da Mehmet Şimşek neden alsın? Alamadıktan sonra zaten diğer bakanların Nurettin Nebati'yi değiştirmenin bir esprisi yok yani ki. Siz Londra'dasınız, uluslararası bir fonun başındasınız ve dünyada ciddi bir kariyeriniz var. Ve daha önce başınıza bir kere bu gelmiş, görevden alınmışsınız 2018 yılında ve şöyle pek bakmak lazım. Şimdi Sayın Şimşek yetkiyi almıştır diyelim. O yetkinliği kullandığı takdirde etkisi olacak. Yoksa şu an Sayın Bakan Nebati'nin daha önce yetki kullanmadan olduğu göreve farklı bir kişi gelip yine etki aynı mı? Ama burada bence yetki istedi mi ya da yetki de verildi mi? Neden? Çünkü seçim öncesi bu politikanın tutmadığı ortada. Buradan bir dönüşüm olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı da yetki vermek suretiyle buyur dönüş. Çünkü ben siz bu kararı alamadım. Yetki verdiğini düşünüyorsunuz. Bence de çünkü en azından bu politikanın dönüşü olacaktı. Sayın Nebati'ye döndüğü zaman seçim öncesi o zaman niye bunları ısrarla uygulandı gibi bir atmosfer oluşacaktı. Dönmek için de bir bahane nedir? Yeni bir yönetici, yeni yetkinlikler istedi. Yoksa tekrar bu görev talip olmam gibi. Dolayısıyla her arz kendi talebini yarattı. Her arz kendi talebini yarattı. Bence bugünün manşeti de bu oldu hocam. Attım manşeti yine. Tamam. Peki Sadık Mazanoğlu şimdi karşımızda Osmanlı Yatırım, yatırım uzmanı. Sadık Bey, şimdi önce günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın sizlere de. Evet, siz artık benim neredeyse haftanın 3 günü partnerimsiniz. 2 gün daha program yaparsak 5'te 5 yapacağız. 5'i bir yerde olacak Tulum Sadık Bey. Tulum çıkartacaksınız. Ne yapacağız? Tulum çıkartacaksınız. Tulum çıkartacakmışız hocam, öyle söylüyor. Bence bir tuluma doğru gidiyoruz zaten. Şimdi Cumhurbaşkanı yetkiyi verdi mi? Yoksa Mehmet Şimşek bu yetkiyi aldıktan sonra mı, yani bu yetkiyi alma koşuluyla mı bakan oldu? Cumhurbaşkanımız yetkiyi verdi diyelim. Ya benim tahminim, Hüseyin Hocam da biraz önce ifade etti. Ben o yetkiyi almadan bu sorumluluğun altına gireceğini zannetmem. Ben de burada şu da var. Cumhurbaşkanı'nın geçmişte bazı sözleri vardı ekonomiyle ilgili. Bu sözlerinden geri dönemiyordu belki de. Ancak şu var, Mehmet Şimşek göreve gelerek hani bazı ekonomik uygulamalardan Mehmet Şimşek vazgeçti. Yani Mehmet Şimşek evet faizi artırdı, Mehmet Şimşek kurları serbest bıraktı şeklinde sorumluluğu Mehmet Şimşek'e atacak bir durum da oluşabilir. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Erdoğan'ın da elini rahatlatmış olabilir. Dediğim gibi ben yani orada yetkiyi almadan bir sorumluluk altına gireceğini zannetmem Mehmet Şimşek'in. Hatta seçim öncesi Mehmet Şimşek adının deklare edilmemesi de belki Mehmet Şimşek'in isteği olabilir. Seçimi kazanalım, kazandıktan sonra benim ismim ön plana çıksın da diyebilir. Hani kaybedilmiş, kaybeden bir tarafın yanında olmak istemeyebilir. Tabii bunlar pazarlıklar kapalı kapılar ardında yapılmıştır. Ama ben bundan sonra tam yetkili olarak biraz da ekonomi piyasaların sevdiği olarak eğer kendi ekibini oluşturabilirse önümüzdeki dönemde ekonomi üzerinde piyasalar üzerinde etkin bir isim olacağı düşüncesindeyim. Ben şöyle düşünüyorum, bir araya gireyim. Şimdi bence Sayın Cumhurbaşkanı bundan sonra yapacağı konuşmada şunu söylerse şaşırmam ben. Pandemi şartlarında biz böyle bir ekonomi politikası uyguladık. Büyüme mi, enflasyon mu noktasında bizim tercihimiz büyüme yönünde oldu. Çünkü küçülen bir ekonomi, daralan bir ekonomi işsizlik sorununu ortaya çıkartacaktı daha fazla. Biz büyümeyi tercih ettik ama bu yüzden de enflasyonun yukarı çıkmasına, doların yükselmesine maalesef göz yumak zorunda kaldık. Ama şimdi pandemi şartları geçti ve yeniden enflasyonu düşürmemiz için belli bir dönem, altını çiziyorum. Bunu Merkez Bankası bence para politikası kurulu metninde bile bu cümle yer alabilir. Yer alırsa da kendimi takdir edeceğim. Belli bir dönem bu faiz politikamızda geçici bir süre değişiklik yapıyoruz. Zaten faiz politikamız şu anda onun altında düşük deyip ama burada bir yani %8,5'tan 2000-2500 bas puanlık yani %25'lere gelen bir faiz artışı mı beklemeliyiz? Yoksa böyle minik minik mi olur bu faiz artışı? Bir faiz, hatta bu arada bu ay teğet bile geçebilir Merkez Bankası.
Şimdi şöyle, ben buradaki faiz artışını, evet bir faiz artışı bekliyoruz Merkez Bankası'ndan bundan sonraki süreçte. Ama ben bu faiz artışının kademeli olacağını, yavaş yavaş olacağını düşünüyorum. Dün Societe Generale'de yanılmıyorsam 600-625 bas puanlık bir faiz artırımı Haziran toplantısında beklediğini ifade etti. Yabancı bir aracı kurum. Şimdi benim beklentim buradaki faiz artışlarının dediğiniz gibi böyle 20 puanlık, 25 puanlık faiz artırımları şeklinde olacağı yönünde değil. 2-3 puanlık faiz artırımlarını önümüzdeki dönemde görürüz. Ha şu ortamda faiz artırımlarının, politika faizinin artırılmasının piyasa faizleri üzerinde bir etkisi olur mu? Hayır. Zaten şu anda politika faizinin herhangi bir etkisi yok. Ne kredi faizlerinde ne de mevduat faizlerinde. Dolayısıyla bu faiz artışının piyasalar üzerinde çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Ama ortodoks politikalara dönüş anlamında önemli bir sinyal olduğu için, bundan sonraki adımlarla ilgili önemli bir gösterge olduğu için önemli olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada Cevdet Yılmaz ismine de dikkat çekmek isterim. Daha önceki Kalkınma Bakanı, Başbakan Yardımcılığı da yaptı ve iyi de bir ekonomist. Yani Mehmet Şimşek'in yanında Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması, özellikle ekonomiyle ilgili Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı vesaire, bu bakanlıklar arasındaki koordinasyon anlamında da bence önemli oldu. Oraya da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü orada sanki Cevdet Yılmaz, hocam Hazine ve Maliye Bakanı, zaten ayırmama sebebi de bence o. İkisi de bende olsun çünkü. Mehmet Şimşek'in elini güçlendirmek ve diğer Sadık Bey'in söylediği gibi Sanayi Bakanı, Ticaret Bakanı, işte diğer hatta Kültür Turizm Bakanı, bunların da sonuçta bu koordinasyonun içinde kalmasını sağlayacak ve benim gündemim artık bundan sonra enflasyon ve ekonomi diyen bir anlayışın temsilcisi Cevdet Yılmaz. Bu arada 5 yıldır Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı'nı yaptı ve meclisteki bütün bakanlıkların bütçeleri elinden geçti. Tabii şu an yeni bir kadro, yeni bir atmosfer, yeni yetkiler ve şu ana kadar birikmiş bazı sorunlar, işte enflasyondur, büyümeyi ama işsizlik oranı hala çift taneli, %10'larda genç işsizlik var. Hani büyüme evet ama büyümeden alınan paylara baktığımız zaman adalet dağılmadı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte enflasyonu öncelikleyip satın alma gücünü iyileştirebileceği, büyümenin taraflar arasında adil dağılabileceği bir süreç izlenmesi gerekiyor. Ve işte 2024'teki yerel seçimler evet iktidarı almışsınız. Yerel seçimler şu aşamada siyaset anlamında belki önemlidir ama şu an yerel seçmenin değil hükümetin çözebileceği bir enflasyon sorunumuz var. Yani şu an bizim makroekonomi göstergelerde olumsuz dediğimiz her kademe yerel seçimlerden ziyade hükümetin sorunu. Dolayısıyla onlara öncelik vermesi gerekiyor. Burada Cevdet Yılmaz'ın bakan olması bu açıdan da tabii ki önemli. En azından ekonomi ağırlıklı bir süreç izleyeceğimizi gösteriyor. Ama bunun yanında tabii geleneksel politika döndüğümüz zaman işte basında dillendiriliyor. Emekli maaşları, asgari ücret, bu türlü şeyler üzerine bir kısıtlama gelebilir mi? Bunlar da tartışılıyor. Ama bence bir düzelme olması gerekiyor ilk etapta. Belki faiz artışı da en azından bir politika değişikliğine gitme anlamında oranı önemli değil. O noktanın kırılması açısından önemli. Oranı şöyle aslında önemli değil. Çünkü bu hani biz bu ortodoks politikalara dönüyoruz mesajını dün aslında verdi. Evvelsi gün verdi. Yani biz ekonomiyi rasyonel zeminine oturtacağız dedi. Çok önemli bir cümle. Bir de işte önceliklerini saydı. Şeffaflık dedi, öngörülebilirlik dedi. Kurallara, uluslararası kurallara uymaktan bahsetti. Ve sürdürülebilir bir politikadan bahsetti. Bu önemli. Peki hocam, piyasadaki faizin %30-40'lara geldiği, hatta pek çok yerde 40'ın üzerinde, hatırı sayılır müşteriyseniz, geldiği bir yerde politika faizi 8,5 olmuş, 9,5 olmuş, 10,5 olmuş. Yani bu %25'in üzerinde olmalı ki dövizden dövize tekrar gidiş olmasın. Şimdi 2021 Eylül'ünde ilk faiz indirme gittiği zaman onun öncesinde politika faizi enflasyon arasındaki ilişki neydi? Her zaman politika faizini enflasyon oranının üzerinde belirleyeceğiz demişlerdi. Zaten. Oradaki denge kırılınca çekirdek enflasyon üzerine demeye başladı. O da kırılınca serbest düşüşe geçti. Şimdi arttırmanın belirttiğiniz gibi bir etkisi yok. Yani 2-3 puanla değil. Burada önemli olan bir politika değişikliğin gidip gitmeyecekleri, onun sinyali. Ondan sonra faizler, biz her zaman ediyoruz. Faiz enflasyonun bir sonucudur. Yani enflasyon arttıkça faiz artar. Biz bankaya gittiğimiz zaman talep edeceğimiz oran nedir?
enflasyon altında kalmamak, satın almak için eritmemektir. Kriterimiz o. Enflasyonun %40'larda olduğu bir durumda politika faizi 8,5 olması piyasa için bir gösterge değil. Artış oranı başlangıç için rakam olarak önemli değil. Politika değişikliğini göstermesi açısından önemli. Daha sonra verilere bakaraktan karar verilebilecek bir durum. Peki sevgili Sadık, bu faiz oranı enflasyon ya da piyasa faizinin üzerinde olmadan vatandaşın örneğin kur korumalıdan çıkıp yeniden dolara gitmesini engelleyecek enstrüman ne olacak peki? Ne caydıracak vatandaşı? Dolar o zamana kadar 25-26'lara gidecek, artık bundan daha fazla yükselmez deyip vatandaş dolar almayacak, tam tersine dolarını bozup borsaya ve mevduata mı geçecek? Şimdi burada birkaç unsur var Sami Bey. Birincisi şu, kurun çok yükselmeyeceği beklentisinin piyasada hakim olması lazım. O yüzden de 25-26'lara bir gelmesi gerekiyor. Evet, yani bir miktar yükseldikten sonra denge noktasını bulup evet bu seviyenin çok üzerine gitmeyecek algısının oluşturulması lazım kafalarda. Dolayısıyla kura kayış bu şekilde azaltılabilir. İkincisi, enflasyon oranında eğer piyasada faizler olursa eğer, mevduat faizi olursa, politika faizinden bahsetmiyorum, mevduat faizi. Zaten şu anda da politika faizi 8,5 iken mevduat faizi %35'lere yaklaştı. Yani bu mevduat faizi de eğer enflasyon seviyesine, hatta enflasyonun üzerine çıkarsa, o zaman enflasyondan korunma aracı olarak mevduata da bir kayış olur dolardan ziyade. Bu iki unsur bir arada olursa bu korumalı mevduattan çözülen para da dövize gitmez, normal mevduata gider. Dolayısıyla kur korumalı mevduatın o yükü, önümüzdeki bilinmezliği, ne olacak, kur korumalı mevduattan tekrar kura mı gidecek, kuru hareketlendirir mi gibi soru işaretlerini ortadan kaldırmış oluruz bu şekilde. Yani iki unsur var. Yani burada aslında öngörülebilirlik hem faiz tarafında hem de kur tarafında öngörülebilir eğer olursa fiyatlar, o zaman denge noktasını bulmuş olur ve kur korumalı mevduat da yavaş yavaş azalır ve kendini imha eden bir araç haline gelmiş olur. Yani kur korumalı mevduat kendi kendini imha edecek. Çünkü artık işlevsizleşecek ve bunu tabii ne zamana kadar? Bu son vade sonuna kadar. Vade sonu Aralık mı olur? Ondan önceki 3 ayda Eylül mü olur? Bunu zaten vatandaş doğal olarak buradan parasını alır ve Sadık Bey'in söylediği gibi hocam, artık bu dolar 25-26'lara geldi, bundan daha fazla yükselmez algısı oluşursa, şimdi 25-26'ya çıkma algısı var. Evet. Şimdi alabilir ama bundan sonra ne yapar? Ya mevduata gider. Yani hatırı sayılır paranız varsa %35'lerin üzerinde, hatta %40 faiz veren banka da var yani baktığınız zaman. Evet, dün biz bir arkadaşla bir çalışma yaptık Özge hocamızla. Kur korumalı mevduatla piyasa faizleri mi, kurlar arasında mı ilişki, kurlarla ters yönlü faizler doğru yönlü. Ne demek? Kurlardan bağımsız şu an kur korumalı mevduat artıyor. Mevduat faizi orantılı. Dolayısıyla şu an insanlar kur korumadaki artış başarı gibi rakamlar yazıyor ama faiz arttığı için. Çünkü insanlar şu an kurdaki artış yüzde dönem olarak çok iyi olacak ki ilk belki bu dönem kazandırabilir. O da kurlardaki artıştan dolayı ama genelde kurlarda istikrar sağlamayı hedefleyen bir uygulama. Kurlar belli düzeyde olduktan sonra zaten şeyinin tamam nihayetinde oluşmuş oluyor. Hocam bir hatırlar mısınız? Geçtiğimiz sene 2022'nin başında başladı bu uygulama. 2022'nin aralığında başladığında Ocak'ta işte ilk vadeler Ocak, Şubat, Mart. Evet. İlk 3 ayda çok büyük para kazandı buraya yatıran. %26 civarı kazandı. Muhtemelen bu son 3 ayda da olacak aynı burada şey. Burada olabilir çünkü kurlar da önemimiz %30 mevduat faiz dediğim zaman dönem sonra %7,5. Kurlar %10 artarsa 2,5 kur farkı 7,5 faiz olacak. Hani bir bu dönemde kazanma imkanı olabilir ama onun dışında faizler arttıkça burada artık kur korumalı mevduattan kazanmaktan ziyade çıkışlar nasıl olacak? Çünkü çıkışları bankalarda belirli tutarlardaki mevduatın çıkışını randevularla yapılıyor. Piyasaya nakit olarak çıkıp piyasadan dolar alma imkanı yok, sınırlı. O bence piyasadaki para, bankadaki para bankada kalıp bankadaki paranızı oradan alıp hemen TL vadeli mevduata geçeceksiniz. Vadeli ve hatta yabancı para da geçirseniz şimdi şu var. Piyasadaki kurlarla bankadaki kurlar farklı bir, ikincisi alış satış arasında da fark var. Şimdi siz TL mevduattan kur korumalı mevduat, TL yabancı paraya geçeceğiniz zaman bankadan alacağınız, mesela dün tesadüf bakıyorum 19 lira alış 25 lira satış,
25 liradan alacaksınız. Kar etmeniz için bunun 35 lira olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kurlar arasındaki makas alış satış makası değil. Nasıl hocam bu? Bankalar arasındaki yapılan dolar işlemleriyle serbest pazardaki kapalı çarşı dolar arasındaki makas açık ki o makas kapanması gerekiyor. Kapanacak bir de. O kapandıktan bankalar, sonra zaten alış satış arasındaki makas da azalacak. Tabii, o zaman da geçerken vatandaş tereddüt etmeyecek. Tabii ki şu anki durumda biraz o tereddüt yaşayacak doğal olarak. Öbür türlü dolarını dolar olarak çeker. İşte piyasadan alacak, o da likit anlamında bankaları sıkıntıya sokar. Yani nakit çekime izin vermeden bankaların bu makasın kapanması peki lazım. Peki hocam, kur korumalı mevduatta dolar cinsinden param var ve onu Türk doları diye bankada duruyor şu an değil mi? Bir para ya, TL olarak duruyor şu an. Peki ben onu çekerken TL olarak mı çekeceğim? O günkü şu an dolar... hesap TL. TL olarak verilecek. Peki, bana TL olarak verilecek ama bugünkü kurdan verilecek. Tabii ki eğer vadeyi beklediyseniz... paranın vadenin dolduğu tarihteki kurdan alacaksınız. Satış kuru, alış kuru hangisi? Galiba Merkez Bankası döviz alış kuru. Merkez Bankası günde kur açıklıyor, o kur üzerinden. Peki o döviz alış kuru olursa o zaman piyasadaki satış kurunun çok altında olacak işte zaten dediğimiz. Zaten Merkez Bankası'nın belirlediği için her halükarda öyle olacak. Yani o atıyorum alışla satış arasında bir fark varsa siz o düşük kurdan bozacaksınız onu. Zaten sıkıntı o sizin. O zaman bankada, onu yapana kadar ben dolarımı dolar vadede de tutarım daha zaten iyi. Zaten cebinizde de tutsanız, hesapta tutsanız zaten sizin kur korumalı mı? 1000 dolarla, 1000 dolar çözüp kur korumaya geçtiniz. Vade sonunda 1001 dolar kazanma imkanınız yok. Her halükarda 1000 dolar. Ama bunun gerçek değerini bilecek belirttiğiniz gibi bankanın uyguladığı kurla piyasada kur arasındaki fark da sizin buradan dolar bazında da kaybınızı yol açabilir. Peki Sadık Bey, şimdi dün tabii kulislerde, Twitter'da da böyle trendlerde üst sıralara çıktı. Merkez Bankası Başkanlığı'na bir kadın başkan. Bunu konuyla ilgili de bir anlaşmaya varıldığını ve bugünlerde, bugün ya da yarın Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bir görüşme yapılacağını ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bunu istediğini kulislerde artık bu piyasada herkes konuştuğu için rahat rahat konuşuyoruz. Gaye Hanım'ın Amerika'dan gelip Türkiye'deki Merkez Bankası'na ilk kadın başkanı olma ihtimali. Ne dersiniz? Nasıl bakar piyasalar buna? CV'si çok iyi. Yani liyakatsa liyakat. Evet, yani bundan sonra Mehmet Şimşek tabii ki kendi ekibiyle, ekonomi kurumlarının başında kendi ekibiyle çalışmak isteyecek. Bunlardan bir tanesi de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan. Dediğiniz gibi iyi CV'si olan, Amerika'da uzunca yıllar çalışmış, finans sektöründe çalışmış, piyasaları iyi bilen bir kişi, iyi bir CV'si var. Amerika'dan Türkiye'ye gelmiş olması önemli bir gösterge. Dün Mehmet Şimşek'le bir görüşme yaptığı söyleniyor. Sizin de belirttiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir görüşmesi olacak deniyor bu 1-2 gün içinde. Muhtemelen kendisi yeni Merkez Bankası Başkanı olacak öyle görünüyor şu anda. Ama sadece Merkez Bankası değil, yani BDDK Başkanı, SPK Başkanı, Borsa. Borsa Başkanı, TMSF Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, varlık fonu, buralardaki yöneticiler de çok önemli. Çünkü bu kurumlar arasındaki o uyum, koordinasyon oldukça önemli. Biz daha önceki dönemlerde bu kurumlar arasındaki çekişmelerin de piyasalar üzerinde aslında etkisi olduğunu çok gördük. Dolayısıyla eğer burada anlaşabilen uygun yetkinlikli, liyakatlı kişiler olursa ben önümüzdeki dönemde piyasalar açısından da önemli bir mesaj olacağı düşüncesindeyim. O nedenle önemsiyorum. Olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Peki bu arada Halkbank, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, bunların da genel müdürleri değişmez mi? Tabii ki. Yani sonuçta hangi kurumun başına geçerseniz geçin, kendi ekibinizle çalışmak isteyeceksiniz. Kesinlikle. Belki bu süreç çok hızlı olmayabilir. Zaman içine yayılabilir ama sonuçta kendi ekibiyle çalışmak isteyecektir. Ama ben bunun böyle çok hızlı bir şekilde olacağını düşünüyorum. Böyle çok uzatmayacak. Çat 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 böyle bir anda hepsi değişecek, gidecek ve yeni kadro başlayacak. Çünkü kaybedecek zamanımız yok. Peki 2024'te de bir seçim var. Evet. Şimdi az önce konuştuk onu ama bu yerel seçimler Türkiye'de genelde bir belediyenin ya da belediye başkanının başarı başarısızlığından ziyade örneğin hükümetin yerel seçimlere kadar bir yıllık bir icraat süresi olacak. Hükümetin bir yılına verilen onay da olarak da algılıyor. Yani seçime giden vatandaş aslında belediye başkanını seçmiyor orada. Seçime giden vatandaş hükümetin politikalarına onay veriyor ya da vermiyor. Şimdi böyle olunca yani seçimi kazanmak için
genel ekonomik tablonun iyi ve göstergelerin iyi olması gerekiyor. Ama bir taraftan da bunu yapmanız için reform yapmanız gerekiyor. Reform yaparsanız para sıkılaşması, bu biraz zamların gelmesi ve memnuniyetsizliğin artması bu yerel seçimleri riske sokmaz mı? Şimdi genel seçimlere giderken ekonomik tablonun daha kötü bir tablo olacak mı? Olmaz. Evet. Şu an zaten dibe vurmuş birçok rakam. Burada insanlar tercihlerini kullandığı duruma baktığımız zaman yerel seçimlerden de farklı bir manzara çıkacağını düşünmüyorum. En azından müdahale edildiği verilere diyelim, hani yönetimde değişiklikler yapılacak. Bundan sonra bir U dönüş olacak. Rakamlar daha yüksek. En kötü durumda tercih buysa yerel seçimlerde çok fazla bir şeyin değişeceğini bence düşünüyorum. Bence de değişmez ama şu ilk 3-5 ay hakikaten çok önemli. Piyasalarda bunu satın alıp almadı mı? Bunu da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası efendim. Borsa İstanbul sundu.